merhabalar. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kariyer Söylesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceren İşvarlar. Bugün bizlerle Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor İlyas Karabıyık var. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz hocam. Dilerseniz başlayabiliriz. Buyurun efendim. Hocam öncelikle kendinizi biraz arkadaşlarımıza tanıtabilir misiniz? Efendim ben İlyas Karabıyık. Çok fazla böyle tanınacak ya da tanıtılacak bir özelliğim söz konusu değil aslında. Yalın ayak, başı kabak. İşte Anadolu'daki herhangi sıradan insanlardan birisiyim. Toprağa bağlı alt sınıf insanların çocuğuyum. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. İşte yüksek lisansım ve doktoramı yine İstanbul'da tamamladım. Muhtelif özel sektör deneyimlerim ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıp 2019 güz dönemi Adnan Menderes Üniversitesi'ne intisap ettim. 2020 Mayıs tarihinde de fiilen göreve başladım. Şu anda halihazırda Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi'nde görevlendirilmiş bir öğretim üyesiyim ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Meslek Yüksekokulumuzun yöneticiliğini yürütüyorum. Peki hocam bize biraz Meslek Yüksekokulu'nun faaliyetlerinden, akademik özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki bizim Meslek Yüksekokulumuz 2000 yılında eğitim öğretime başlıyor 4 bölümle birlikte. Günümüze geldiğimizde 16 bölüm, 21 programla yaklaşık 3000 öğrenciyle 1 profesör, 2 doçent, 7 tane doktor öğretim üyesi ve 44 tane öğretim görevlisi olmak üzere toplam 54 öğretim üyesiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunun içerisinde Meslek Yüksekokulumuzda teknik programlar ve sosyal programlar ya da daha önceki adıyla iktisadi idari programlar dediğimiz programlarımız var. 7 tane iktisadi idari programımız var. Diğer programlarımız teknik programlar. Dolayısıyla bizim temel faaliyet alanımız tabii ki esasen ülkemizin en temel ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirme çaba ve gayretindeyiz. Burada meslek yüksekokulları ile alakalı her ne kadar ara eleman deniliyorsa da esasen biz aranan elemanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Hem teknik donanımları itibariyle hem de sosyal donanımları itibariyle ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş, vasıflı iş gücünü temin ve tesis etmeye çalışıyoruz. Buna yönelik olarak gerek laboratuvarlarımız, gerekse uygulama alanlarımızla birlikte hem teorik anlamda hem de uygulamalı olarak öğrencilerimizi bir taraftan mektebi hakikiye hazırlıyor, diğer taraftan da ülke ekonomisine ve insanımıza katkı sağlamaları yönünde vasıflı bir iş gücü oluşturma çaba ve gayretindeyiz. Cevap verebildim mi bilmiyorum. Gerekli cevabı verebildiniz hocam. Teşekkür ederiz. Peki meslek yüksekokulunu seçmesi gereken öğrencilerin ne gibi özellikler taşıması gerekiyor? Biz tabii gençlerin özellikle meslek yüksekokuluna gelen öğrencilerimizi esasen bunlar orta öğretim kademelerinde gerek akademik yeterlilikleriyle gerekse fiziksel ve bireysel yeterlilikleriyle aslında ayrılıyorlar. Fiziksel yeterlilikleri güçlü olan öğrencilerimizin daha çok spor bilimleri fakültelerine yöneldiğini görüyoruz. Akademik yeterliliği olan öğrencilerimizin diğer fakültelere ama bunun dışındaki bireysel yetenekleri olan, el becerileri olan öğrencilerimizin ya da kısa vadeli kafaları daha böyle matematiksel çalışan, daha böyle analitik çalışan öğrencilerin ve hayata bir an önce atılmaya, katılmaya çalışılan öğrencilerin meslek yüksekokullarını esasen tercih etmelerini arzu ediyoruz. Biz her ne kadar böyle bir arzumuz söz konusu ise de, çünkü ülke ekonomisi açısından bunun fevkalade önemli olduğunu görüyoruz. Ya diğer taraftan toplumun da bunlara genel bir bakış açısı var. Bu bakış açısı esasen bizler de rahatsız ediyor. Öğrencilerimizin de bu konuda ziyadesiyle rahatsız olduğunu biliyoruz. İki yıllık mıydı sizin okul? Aslında meselenin 2 yıl ya da 4 yıl olması değil, 2 yılda ya da 4 yılda ne öğrendikleri önemli.
özellik kazanmadan sadece lisans mezunu olup elinize bir diploma alabilmek için bir yüksek öğrenim maliyetine katlanmaktansa daha kısa zamanda, daha vasıflı, daha kabul edilebilir, normal hayatınızda da yaşamanızı sürdürebilir bir mesleğe elde edebileceğiniz yerler meslek yüksekokullardır. Meslek yüksekokulları sadece günümüz için değil, aslında dünden bugüne baktığımızda özellikle 2000'li yıllardan sonra bütün ülkelerdeki iş gücü içerisinde öne çıkan bir uygulamadır ve özellikle işsizliğin bertaraf edilmesinde, istihdamın artırılabilmesinde, vasıflı iş gücünde aranan elemanların oluşturulmasında meslek yüksekokulları önemli bir rol oynar. Çünkü bunların tamamı piyasanın arzu ettiği, iş dünyasının arzu ettiği insanlardır. Bunun dışındaki birçok lisans mezunlarının günümüzde iş aradığı ama işverenin ne iş yaparsın sorusuna karşılık her işi yaparım abi cevabının tatmin etmediğini, ancak meslek yüksekokullarındaki mezun olan öğrencilerin ben elektrikçiyim, ben motor bölümünden mezunum ama şunları yapabilirim. İşte muhasebe vergi uygulamalarından mezunum, ön muhasebe işlemlerini yürütürüm gibi verebilecekleri cevaplar onların istihdam edilebilirliklerini de piyasamızda her geçen gün artırıyor. Aslında bizim piyasamızın buna da ihtiyacı var. İş çevrelerimizin de buna ihtiyacı var. Bizim geçen hafta bu yönde bir konferansımız vardı. Hem İşkur İl Müdürümüz buradaydı hem de bir firmamızın genel müdürü vardı. Öğrencilerimizle çok güzel bir söyleşileri geçti. Arzu edilen ya da onların planladıkları saatten de biraz uzun sürdü. Hem öğrencilerimiz daha fazla soru yönelttiler hem onlar çok keyif aldılar. Keyifli bir söyleşiydi. Faydalı olduğuna inanıyorum. Kaldı ki bizim öğrencilerimizin piyasayı tanıması, almış oldukları eğitimin önemini de daha belirgin hale getireceğini düşünüyorum. Bundan dolayı her ne kadar üniversite piyasa işbirliği, üniversite iş dünyası işbirliği diye ifade edilmiş olsa da bunun çok sağlanamadığını, istihdamla eğitim arasındaki kopukluğun hala hayatımızda devam ettiğini söyleyebilirim. Halbuki biz toplum olarak aslında ahi geleneğini hala günümüzde sürdürebilen bir toplumuz. Usta çırak ilişkilerinin devam ettiği eğitim kurumu ya da öğretim kurumu olarak da nitelendirebileceğimiz yüksek öğrenimin bir parçası olan meslek yüksekokullarında da bu usta çırak ilişkilerinin daha bilimsel bir taban üzerinde yürütüldüğünü düşünüyorum ben. Önümüzdeki günlerde daha profesyonel düzeyle meslek yüksekokullarında daha vasıflı öğrencilerin yetiştirilebileceğini hem iş dünyamıza hem ekonomiye önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyorum. Öğrencilerimizin bizim mutlaka lisans düzeyinde tahsil yapacaklarsa bile evvela mesleki anlamda bir yeterliliği olan öğrencilerimizi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu'na bekliyoruz onları. Son derece vasıflı, kendi alanlarında uzmanlaşmış bir öğretim üyesi kadrosuna sahibiz. Ki bunu zaten tekrar etmeme gerek yok. Birçok fakültede 54 tane öğretim elemanının olmadığını hep birlikte biliyoruz. Evet hocam. Ama çok şükür bizim öğretim üyesiyle alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Bundan dolayı son derece donanımlı, son derece vasıflı öğretim üyesi kadromuzla her daim ülkemizin ve insanımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Gelecek arkadaşlarımız da çok şanslı hocam. Anlattıklarınız o kadar güzel ki. Ve dediğiniz gibi aslında hani bu ön yargı meslek yüksekokulu 2 yıl mı aman ön evet. yargısı yavaş yavaş günümüzde yıkılıyor hocam. Artık öğrenciler de 4 yıl uzadı, uzun uzadı ya hani yani çoğu gerekli tabii ama hani bazı derslerini hani kısaltmak amacıyla uzatmak amacıyla hani fazladan ders veriyorlar ya. Onları almamak için meslek yüksekokulunu tercih ettiğini görüyoruz aslında. Son yıllarda daha da arttığını fark ediyoruz. Bu ön yargının kırılmasının adına da çok güzel işler yapıyorsunuz gerçekten. Gelecek arkadaşlar tekrar söylüyorum çok şanslılar. Teşekkür ederim. Hocam peki o zaman son olarak öğrencilere vermek istediğiniz bir tavsiye var mı? Hani gelecek arkadaşlara ne söylemek istersiniz? Biz öğrencilerimizin gelmelerini bekliyoruz. Bize gelmelerini bekliyoruz. Bunu söylerken de evet Mevlana tarzında bir kabulle buna yaklaşıyoruz. Gelin ne olursanız olun olarak gelin ama burada vasıflı bir iş gücü, yetişkin bir iş gücü olarak da piyasaya dönün arzu ediyoruz. Yorulabilirler, sıkıntıya girebilirler,
Dış dünyadan ilk etapta eleştirilebilirler. Biz onlara temel tavsiyemiz, bunlara bakmayın. Her daim çalışın, yorulduğunuzda daha çok çalışın. Hatta çalışmaktan bitip tükendiğinizde yeniden başlayın, yeniden gayret edin. Ne günümüzdeki yaşadığımız işsizlik olgusu, ne içinden geçtiğimiz bu nedametli süreç hiçbir zaman daimi ve kalıcı olan bir süreç değildir. Bu da geçecektir. Bundan önceki zor şartlar nasıl bu toplum tarafından atlatıldı, yaşanıldı, geride bırakıldıysa bunların da biz geride kalacağına inanıyoruz. Daha güzel, daha müreffeh bir toplum, daha güzel bir ülke, daha mutlu bir toplum ve daha mutlu bir devlet için daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Çalışmaya talip olmalarını, bıkmalarını, bıkmadan, usanmadan, bezginlik göstermeden çalışma ve çabaya gayret göstermelerini istiyoruz. Çünkü ben inanıyorum ki ihtiyaç duydukları güç ve kuvvete onlar sahipler. Biz yaparız, biz yapabiliriz demeleri aslında yapmalarının yarısıdır. Çünkü zafer ancak zafere inananların olacaktır. Zafere inanmayanların zafere ulaşabilmeleri mümkün olmayacaktır. Ben de bu münasebetle bu genç insanlara siz bunu yapabilirsiniz, bunu başarabilirsiniz. Sadece bizim geleceğimizin teminatı değil, kendi geleceğinizin ve sizden sonra geleceklerin de teminatı ve bugünden itibaren onların güvencesi olabilirsiniz diyorum. Ve muhtaç olduğunuz kudretin damarlarınızdaki asil kanda mevcut olduğunu asla unutmamanız lazım geldiğini düşünüyorum. Ve bu münasebetle bu güzel düzenlemiş olduğunuz program münasebetiyle hem genç insanlara bıkmadan, usanmadan, yese düşmeden, tedirginlik göstermeden çalışma, çaba ve gayret sarf etmeyi tavsiye ediyor. Onlara haklı olmalarını, haklıyla olmalarını ve hepsinin hakka emanet olmalarını diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Güzel dilekleriniz için de teşekkür ederiz. Gerçekten gelecek arkadaşlarımız sizin gibi akademisyenlerimiz olduğu için çok şanslılar. Programımız sona erdi. Teşekkür ederiz katıldığınız için.